Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Yurt dışı piyasalarında genel seyirine bakacağız. Ons altın ve ons gümüşü de değerlendirmeye çalışacağız. Yine Bitcoin'e bir bakarız arkadaşlar. VIX endeksi var. Evet şimdi piyasalarla başlayalım. BIST 100'ün 0.63 civarında bir artı kapanış yaptığı görülüyor yatay bant hareketleri yalnız pozitif seyir devamı söz konusu. Bunu böyle yorumlamak gerekir. Dirençle karşılaştı. Bugün direnci geçemedik. Şimdi bir süzdeki grafik şu bakın oldukça e, mum içerisinde bakın kararsız bir kapanış oldu tam orta kısımda ama pozitif seyir izleniyor. Ortalamayı yukarı doğru kırdı. Aşağı gelmemesi oldukça olumlu. Burada en önemli destek 5000 seviyesi. 5000'e kadar geri çekilmeler Söz konusu olabilir ancak bunları yine e, pozitif değerlendirmekte fayda var diye yorumluyorum. Şimdi saatlik ortalamaya bir bakalım. Saatlik ortalamaya kadar gelmiş olduk 21 ama Buraya vurduktan sonra da e, gün içerisinde bakın güçlü devam. Burada bir satış. Borsa'da bugün adlı yayın kuşağında da bunu değerlendirmiştik. Bir geri çekilme söz konusu olabilir diye. Destek seviyesi de 5070. Bu bölgeye kadar geri çekildik ve Son bir saatte gelen alımlarla da piyasa pozitif kapatmış oldu. Şu anda negatif bir şey yok. Ortalamaların üzerinde hala pozitif seyir devam. Burada tabi esas destek şu bölgenin devamı arkadaşlar. Yani 5040-5050 şuraya kadar bir geri çekilme hala söz konusu olabilir. Ancak piyasaların geri çekilse bile piyasaların yukarı yönlü olacağını ve şu anda pozitif takip etmek gerektiğini düşünüyorum. 5 dakikalık 15 dakikalık bakalım. Yani neticede yatay bant hareketleri söz konusu oldu. Yatay zikzak bantı hareketleri söz konusu oldu. E, piyasanın yukarı istekli olduğu görülüyor. Özellikle ana tahtalarda pozitif seyir var. Bir süredir işte ciddi realize olan tahtalarda da tepki hareketleri, tahta değişimleri ve tepki hareketleriyle yukarı yönlü devam ediyor piyasa. Şöyle tahtalara da bir bakacak olursak, mesela bugünün işte Türk Hava Yolları, Aselsan, Tüpraş hafif kırmızı iken, işte bankacılıkta bir artı var mesela Akbank, Arçelik yatay kalmış, BİM yatay kalmış, Doğan Holding'i görüyoruz, Enka pozitif, Garanti Bankası özellikle kapanışta son 5 dakikada karanlık oda da aldılar. Tabi %4 biraz fazla alınmış oldu yani o karanlık oda hikayesi. Gübrede pozitif, Hektaş pozitif seyir var şu anki kapanışı söylüyorum. Dolayısıyla endeksi yukarıda tutmayı başarmış oldular. Altınlarda bir pozitif seyir var. Havacılık yatay kalmış görünüyor. Şimdi vadeli piyasaya bir bakalım. Vadeli piyasada durum nedir diye. Burada 5800 seviyesinin hedef olabileceğini konuşmuştuk. Özellikle şuradaki siyah çizginin olduğu yer. Buraya doğru yaklaştıkça realizasyonun gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 5800-5900 hattı geçilecek olursa o zaman o zaman e, 6000'e kadar piyasanın gitmesi söz konusu. Ancak ben bu bölgenin bir realizasyon bölgesi olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çok pozitif senaryoda ancak şuraya doğru gidebiliriz. Daha çok şu bölgede yatay bant hareketlerinin görülme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Destek hattı eğer ki bu bölgeyi zaten geçemezsek bir çeşit onay almış olacağız. Ve sonra tekrar alt kısım e, gelir. Geri çekilmelerde de kırmızı hattı tekrar uyarıyorum. Kırmızı hat e, satış hat, hattıdır. Buranın altı ise negatif tabloyu gündeme getirir. Şimdilik Yatay bant kuralları bağlamında piyasa devam ediyor. Yani yukarı gittiğinde satış aşağı gittiğinde alış şeklinde ya da vadeli piyasa açısından bakarsak long yönünü takip ediliyorsa yukarı gittiğinde kar al aşağı geldiğinde tekrar pozisyon aç şeklinde bant altı bant üstü şeklinde bollinger bandını düşünürseniz bant üstünde satış bant altında da alış şeklinde hareket edilebilir. Ya da buradan short açılıysa ancak piyasanın short olmadığını da söyleyeyim. Yani short piyasada değiliz şu an için. piyasanın daha çok şu anki konjektürel durum itibariyle pozitif takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi yurt dışı piyasalara bir bakalım. S&P'de 4000 seviyesinin üzerinde bir tutunum söz konusu oldu. 4100'e kadar üstünün pozitif, 4000 üstünü pozitif değerlendiriyoruz. Bu 15 dakikalık grafik günlük bakalım. 4000 seviyesinin üzerinde kaldıkça S&P'i pozitif takip gerektirir. Bizim analizimize göre bu bölgenin üstünde kalmak isteyecek ve orta vadede 4300-4350 ne kadar gitme, hatta 4400'e kadar gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu analizi tabii sonraki aşamada ise bu hattın kırılacağını ve daha negatif tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bu analiz şu bölge kırılırsa ancak değişir. Yani 4000 hattını kıracak olursak tekrar destek hattı olan 3800'e doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. O durumda da zaten e, burada tuttu ama artık bundan sonraki sefer buralar tutmayabilir. Yani eğer burayı geçemez ve buradan geri çekilecek olursa yükselen hattı kırıp daha negatif tabloya geçer diye değerlendiriyorum. Ben şimdilik piyasadaki likiditeye bağlı olarak yukarı eğilimin e, devamını bekliyorum. Çok büyük abartı rally beklemiyorum. Yatay bant e, ayı kanalı şeklinde bir çıkış fakat e, güven vermeyen bir çıkışla. E, S&P'nin yurt dışı piyasaların Pozitif seyrini bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde DAX'ta da yeni zirvelerin görülme ihtimali olduğunu değerlendiriyorum. Fakat sonraki süreçte bakın şu yeni zirveler görüldükten sonra sonraki süreçte de burada da yine realizasyonların geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Onsaltın 2000 üzerinde sunmayı başardı. Burada isteğin devamını bekliyorum. Özellikle 2060-2080'de şu bölgeden destek aldık ortalamalardan. 2060-2080'li seviyelerin görülme ihtimali olduğunu düşünüyorum ONS altında. 2060-2080 görüldükten sonra da realizasyonun gelme ihtimali var. Tekrar 2000'li seviyelerin altına doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Sonraki süreçte ise yükselişin 2000, bu kanal itibarıyla bakarsanız yükselişin devamını ve sonraki süreçte tekrar yükselişin devamını beklemek lazım. Yani negatif bir tablo görülmüyor ONS tarafında. Ons Gümüş'e de bakacak olursak orada da aynı senaryo geçerlidir. Şu an için 25 yıl üzerinde bir bayrak formasyonu var. Burada özellikle şu bölgeyi hedeflediğini 26 ve 27 seviyesinden bir realizasyon gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şu anda oldukça Ons Gümüş'te güzel güçlü bir kanal var. Basamak modeline uygun şekilde bayrak yapa yapa devam ediyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. basamağı yapıyoruz. Gayet de güçlü görünüyor. genelde 6, 7, 8 basamakta falan Satış, bu, bu tip bir yapıda 7-8. basamakta satış gelme ihtimali var. Şu anda 1-2-3, hemen sayalım tekrar. 1-2-3-4-5'deyiz. 5'teyiz. 6 7 şu bölgeden satış gelme ihtimali söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz de e, epeydir yani şu bölgedeyken de buralardayken de şu bölgenin 26'lı seviyenin hedef olduğunu ifade ediyorduk. 26 seviyede sizin de bir realizasyon gelebilir. E, gümüşün dalgaları da biraz Geniş oluyor arkadaşlar. Onu da hatırlatmak isterim. Negatif değil. Pozitif takip etmek lazım. Orta uzun vadede 30'lu rakamları geçeceğini hatta yeni zirveler göreceğini değerlendiriyoruz. Bakın buralar direnç, şu bölgeler hedef. Yani burada gelecek olan bir düzeltme söz konusu olsa bile şu kısım, daha sonraki süreçte ise yükselen kanal 30'lu seviyeler, 30'lu seviyelere kadar gitmesini beklerim. Dolayısıyla her geri çekilmeyi 16 ve gümüş tarafında yatırımcılar alım yönünü değerlendiriyorlar. Olası dünya risklerinde de altın tarafı pozitif etkilenecektir diye hatırlatalım. Petrolde beklediğim geri çekilme henüz gelmedi. Ufak bir geri çekilme burada yatay bant ve sonra yukarı bekliyorduk. E, fakat şimdilik ortalamanın üzerinde tutmayı başardılar. O bölgede de tutunuyor görünüyor. Petrol şu bölgede bakın tutunuyor görünüyor. Yani şu düzeltmeyi burada yatay kalıp ondan sonraki süreçte e, tekrar yukarı devamını beklerim. Bakalım nereye kadar gidecek? 82 seviyesindeyiz. Bu şu kısım ise yani 85-86 bölgesi ise bir direnç olarak karşımıza çıkar. Yani oraya vuran hareketlerde geri çekilme söz konusu olabilir. Vix endeksi 19'lu seviyenin tekrar altına geldi ve tekrar dip yoklaması yaptı. Vix'i de merakla bekliyoruz. Buradaki yapı, bakın şu şekilde bir al yapısı e, şeklinde bir hareket var. Bu bölgedeki hareketi bekliyoruz. Buradan tekrar yukarı doğru dönmesini bekliyorum. Burada bir süre daha oyalanacağı benziyor. Arjantin piyasası tarihi zirve kısmına geldi. 26'lı seviye. Biz buradan Arjantin piyasasında bir düzeltme gelme ihtimali olduğunu değerlendirmiştik. Bakalım bu tepe noktayı geçecek mi? Burayı geçerse hedef kendisine yeni alan açmış olacak. Ve 280 binli seviyeler ve 300 binli seviyeler hedef olmuş olacak. Geçemezse ise düzeltmenin devamını tekrar 200 binli seviyeler doğru düzeltmenin devamını bekliyorum diye değerlendirmiştim. Dolar endeksinde de yatay bant hareketleri devam ediyor arkadaşlar. Yatay bant şeklinde hareketlerimiz aynen devam. Evet, mayıs eğitimini hatırlatayım. Mayıs'ın ilk haftası borsa kampı çalışmamız var. Ayrıca ayrıca arkadaşlar videoların altında Zoom videoların altında Udemy'de açmış olduğumuz kurslar var arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar oradaki örnek videoları izleyebilirler. İstedikleri bir derse katılabilirler arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik böyle bir kısa değerlendirme yapalım. Çok bir negatif bir taraf yok. Yarın, yarın çarşamba biraz da mumda kararsız da bir mumdu. Yani geri çekilme 5000'e kadar olan geri çekilmeleri makul karşılamak lazım. Oraların destek olduğunu ve o destek bölgesinden tutunup geri çekilen, geride kalan tahtaların tekrar yukarı istekli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyeleri genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.